Evet sevgili izleyenler, çarşambada çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, kefeli makinesiyle keyifli hasat yapmış. Ürününü yine romorka yüklemiş. Makinesini de gözü gibi baktı. Makinesini de yine romorka almış. Evinin yolunu tutmuş. Bir değerli hacı abimiz var. Efendim sizi tanıyalım. Terme Muratlı köyünden Hasbipak. Kefeliyi aldım, ilk defa kullandım. Ve de süper bir iş. Becerilmiş ve meydana getirilmiş. Benim sana neler kattı? Bana neler kattı? Ben 10 milyon yevmiye parası verecektim. Kendi kendime çocuklarımla topladım, eve gidiyorum. Hem de daha bak saat de erken. Aynen. Kendi kendime bitirdim, eve gidiyorum. Hasatınız bereketli olsun. Sağ ol. Size kolay gelsin. Makineyi alırsın. 3-5 kuruş para bu sene vermeyeyim, bir dahaki sene vereceğim abi dersin. Makineyi almak adamlık değil. Tarlayı hazırlamak. Evet. Tarlayı hazırlamak. Bu kadar basit bu iş. Hah. Peki efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Teşekkür ettik. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Bundan daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Tamam. Peki. Oldu. Evet sevgili izleyenler, Kefeli Tarım'ın üretmiş olduğu birbirinden güzel makinelerle fındık hasat edildi. Harman yerine geldi, patozlandı. Ardından gurutmaya serildi. Ama en büyük bir sıkıntı var. Bunun içinden çakılı, taşı, toprağı, kumu nasıl eleyeceğiz? Nasıl ki bunu temize çıkartıp da iyi bir ürün elde edip tüccara götüreceğiz? Bununla ilgili ne yapacağız efendim? Evet. Şey, yangın sardı. Ya evet yani. Ne yapıyoruz anacığım diyor. Evet. Yanımızda Flaş Mehmet var. Diyor ki yandım Allah diyor, beni kurtar diyor. Hemen kefeli koşarak geliyor ve geldi. Evet Mehmet abi, sana fındığını toplayacak makineni verdik. Küçük makineni verdik. Evet. Büyük üflemeni verdik. Büyük makineni verdik. Maşallah evet. Hasatın iyi. Diyoruz ki şimdi de arkadaşım suyla çamurla uğraşma. Sana evet. Güzel bir makine yaptık. Taşını, toprağını, randımanını, çürüğünü ayıracak bir makine getirdik ve koyduk. Demin çekimlerini yaptık. 10 numara. Evet. Şimdi sen tüccara gideceksin. Göğsünü göre göre 59 fındık getirdim can. Adam diyemeyecek ki sana ya burada bir çürük, burada bir kırık, şurada bir randımansız fındık diyemeyecek. Evet, Flaş Mehmet'in görüşlerini alıyoruz. Sepelatör makinesiyle çalıştı. Ne diyorsunuz Flaş'cığım? Aynen, evet, durum. Temizliyor. Evet. Hepsini, toprağı. Evet. Yani meydan şimdi, da güzel. Şimdi hocam, tamam da her şeyin latifesi bir tarafa da. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir ürün elde ettik biz şimdi. Evet. Peki bunu elde edebilmek için önceden nasıl yapıyordun? Nasıl yapıyordun? Ya, önceden hep elle topluyorduk. Elle toplanıyordu. Yine gurutma, peki bu eleme işini, çürüğünü, kalibre ayırma işini seçiyordun. Seçiyordu işini. İçeri giriyordun, seçiyordun hep sırayla böyle. Oo böyle ha. Tek. Bir de 30 ton fındık var. Post sayar gibi ya. Ha, şimdi bir de avantajı var arkadaşlar. Hani suyla ayırın diyorlar ama su ya, hikaye. Şimdi hava yağmur oldu mu? Yağmur nasıl olsun, kurutacağız ama? Sadece kurutmayı değil abi. Yani buradaki taşı ayırdın. Şeyi de ayırdın, toprağı da, şeyi ne yapacaksın? Randımansız fındık olacak, çürük evet. Fındık, ince fındık, bunlar ne olacak? İşte bunları ayıramayacağız. Flaş Mehmet diyor ki, ben kefeli büyük, diyorum diyor. En büyük sorun zaten kurumuyor, mecbur evet. Kuru olması. Evet, yani. Yok. Yağış alıyoruz değil Flaş mi hocam? Flaş Mehmet ne diyor? Kefeli diyor, kefeli. Başka bir şey demiyor. Evet, şimdi bakalım şu, buyurun şeye bakalım. Fındığı gördük, tertemiz elde randıman. Bir de cılız fındıklar var. Cılız ve kırılmış fındıklar var, onu ayırdı. Cılız fındıkları, kırılmış fındıkları buradan attı. Buradan da çürük fındıkları verdi, evet. Boş fındık, yani kıralım beraber makinede. Bunu siz elle bulamazsınız ama benim makinem size verdi. İşte bunları görüyorsunuz, bunlar hep randıman demek. Hepsi çürük, hepsi boş. Onun için kefeli taş ayıklama ve kalibre makinesi hayırlı uğurlu olsun. Flaş Mehmet şöyle bir çarşambaya, Terme'ye, Samsun'a
Sakarya'ya, Giresun'a, Ordu'ya, Rize'ye, Trabzon'a, Akçakoca'ya ve bir selam söyle şöyle. Herkese selam. Evet, televizyonda. Kefeli, evet. Teşekkürler Kefeli'ye. Evet. Bizim için. Evet. Yani üretici için yaptığı çalışma, yani her şeyi teşekkürler yani. Evet, Flaş'a biz yani teşekkür ediyoruz. Hem zamandan tasarrufun evet var değil mi hocam? Yani, hem emeğini vermişsin, geceni gündüzüne katmışsın, evet, ürünü yani elde etmişsin, getirmişsin. Yani. Ama bunu pazara sunarken gerçekten en kaliteli bir şekilde sunmak için ideal bir makine yapılmış burada. Bunu da gerçekten sizin ayağınıza kadar getirmişler. Güçlü bir firma. Burada yedek parçasıyla, servisiyle, alo dendiğinde anında burada olabilen, yani geri hizmeti aldığınız bir firmanın ürünü. Gerçekten ben de şimdi burada baktım. Şöyle de diyebiliriz. Yani kefeliyle fındık kırıyorum. Her şey elimizde. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Evet sevgili izleyenler, gerçekten fındığı konuştuk. Dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar anlatmaya çalıştık. Artık bölge çiftçisi de yenilikleri, teknolojiyi de yakından takip ediyor. Ve bunu da sahiplenmek adına da burada gerçekten artık hava da karardı. Kararmasına rağmen insanlar yağmur yağmadan harmanda kuruttuğu fındığı burada hemen eleyecek, çuvallayacak, pazara götürmek için hazır bırakacak diyoruz. Evet, yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.